egedesonses.com. Günaydın sayın dinleyiciler. Bugün 19 Ağustos 2020 Çarşamba. Çarşamba değil mi bugün? Çarşamba olması lazım. Dur ya bakalım. 17 Ağustos Pazar şeyin depremin 21. Evet, yıldönümü. Evet, Çarşamba. Daha hangi gün olduğunu bilmiyor. Yayın yapacağız diye yayın çıkmış yapacağız. Oraya diyecekler millet. Haklı valla. Hep günleri şaşırıyorum ben. Rıdvan abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Murat'cığım, sağ olsun. Değerli izleyiciler, programımıza hoş geldiniz. Bakırçay Gazetesi imtiyaz sahibi Rıdvan Karapehlivan ve şahsım olarak yayına başlıyoruz. Bergama, Dikili, işte civar bölgelerde neler oldu, neler bitti. Değil de olup biten bazı şeyler hakkında yorum yaptığımız bir program bu. Geçen gün İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Bergama'da toplandı. Zeus Sunağı'nın geri istenmesi kararlaştırıldı. Buna bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin de el atması kararlaştırıldı, gündeme geldi. 17 Ağustos Dikili, Bergama ve Kınık Belediyeleri depreme hazırlıkla ilgili neler yaptılar? Belediyelerin afet komisyonları uyuyor mu, uyumuyor mu? Bunları bir ele alıvereceğiz. Ondan sonra değerli izleyiciler, tekstil fabrikası, Bergama'daki tekstil fabrikası arazisi için muhalefet dava açtı, suç duyurusunda bulundu. Mecliste tartışmalar yaşandı vesaire. Onlara değineceğiz. Nasılsın Rıdvan abi? İyi valla Murat, sen nasılsın? Ne olacak? Trump mı kazanacak, Biden mı? Yalla, şimdi anketlerde Biden gözüküyor ama geçen seçimlerde... Biden da baydı artık ya. Biden da baydı. Geçen seçimlerde de Hillary Clinton 10 puan önde gözüküyordu. Trump kazandı. Yani hatta Trump daha sonra çıktı anket firmalarını, o anket firmalarını yayınlayan televizyon kuruluşlarını eleştirdi. Başta CNN olmak üzere. Tabi bu belli olmuyor Amerika'daki seçimler. Adil Gür yapsın anketi. Adil Gür yapsın ya da Hakan Bayrakçı yapsın anketi. Onlar anket yapmasını bilmiyorlar. Onlar anket yapmasını... Amerika için endişeliyiz. Yani Hillary Clinton 10 puan öndeydi. Gerçekten öyleydi. Yani herkes Hillary Clinton'ın Beyaz Saray'a oturacağından bahsediyordu. Bir baktınız. Baktık şey geldi. Trump geldi. Trump oturdu. Seçimi biz yönlendiremez miyiz Türkiye olarak? Rusya yönlendiriyor mu? Biz yönlendiremeyiz herhalde. Biz niye oradaki, biz yapamıyoruz? Biz oradaki... Onlar bize müdahale ediyor da biz niye onlara edemiyoruz? Biz oradaki konuşmaları alıp kendi seçimimizi şey yapıyoruz herhalde. Biraz manipüle etmeye çalışıyoruz. Öyle bir durum var ortada. Nasıl yani? Yani nasıl şimdi Biden biliyorsun işte Erdoğan'ı, Sayın Erdoğan'ı şeyle devirelim yani seçimle devirelim tarzında bir şey söyledi ama bu söylem şeyde baktım ben Aralık ayında söylemiş. Sen Kasım'da kendin devrilme de. Kendin devrilme de tabii o sen şey. Erdoğan'ı bırak da kendin devrilme. Türkiye'de bence bir erken seçime gidiyor. Terbiye bana. Size bak sana ne kardeşim tabii, Türkiye'deki tabii, seçimden. Tabii. Biz karar veririz ona. Erdoğan ya şimdi Murat orada edecek. İki tane şey var. Birincisi şöyle bir durum var. Yani Amerikan başkanları Türkiye aleyhinde böyle çok konuşurlar. Daha önce de oluyor. Özal Demirel döneminde de oluyordu hatırlarsan Türkiye. Çünkü orada Rum lobisi, Ermeni lobisi, şimdi bizim karşımıza geçti Yahudi lobisi. Bunlar gerçekten şey güçlüler orada. Yani lobiler de yönetiyor. Lobiler yönettiği için lobilerin finansal kaynakları da yürüyor bu seçim harcamaları. Orada tabii Biden'ın böyle bir şey demesi daha sonra Türkiye ile kucaklaşır herhalde. Yani orada öyle bir şey demiş olabilir. Biz onu kucağımıza alırız. Kucağımıza alırız. Erdoğan işi iyi becerir. Yani şey yapar, onu bir kucaklar. Kim? Erdoğan. Erdoğan Sayın Cumhurbaşkanı. Trump demiş ki Biden kazansa bile Erdoğan'la baş edemez demiş. Erdoğan doğru, çok zeki. Senin yiyeceğin halk değil o demeye getiriyor Biden'a. Doğru söylüyor. Onun için ben kazanayım diyor. Ama biraz da biz bunu erken seçim manivelası olarak çektik gibi gözüküyor. Yani bunun 2019 aralığında söylenmiş, şimdi çıkıyor ortaya. Yani bu CNN kamuya açık bir alanda söylemiş, bir televizyonda söylemiş. Kim? Bunu. Biden. Sanki böyle bir, yani Kasım'da Aralık'ta böyle bir seçim yapacakmış gibi bir izlenim oluştu bende, bilmiyorum tabii Türkiye'de de. Türkiye'de mi? Türkiye'de, Türkiye'de. O hala masada zaten. Hala masada. Ama öyle uyutuluyor. Uyutuluyor, yani bu Biden'ın konuşmaları da tabii iktidar cephesince bir lehte pozisyon yaratılmaya çevirdi. Olmazsa da önümüzdeki yılın baharında... Muhtemelen bir erken seçime gidilecek gibi Türkiye'de. Dillendirenler var. Tabii bu konuda biz uzman değiliz, bilmiyoruz. Erken seçim havası oluşuyor gibi yani Türkiye'de. Bilmiyorum tabii ne olur ne biter de. Çünkü etrafımızda bir uluslararası ilişkilerde de bir kriz oluştu. Yani tekrar güçlü bir iktidarın yani şey olması bu krizi. Şu an iktidar güçsüz mü? Anlamadım. Güçlü yani güçlü ama yani halka gitmek çaredir. Sonuçta daha güçlü çıkar. Halk verdi zaten bu yetkiyi. Ben erken seçimi sevmiyor değilim aslında da mantığını çözemiyorum. Bir yetki vermiş sonuna kadar kullanmayı. Ama şöyle olabilir Murat. Şimdi ekonomide sert tedbirler almak gerekebilir. Ekonomide işler çok da iyi gitmiyor. Yani iktidar cephesi iyi gidiyor dese de yani bir takım sıkıntılar var. İnsanların gelir düzeyi çok seçime gittik. Düştü. Yine mevcut gelir iktidar kazandı seçimi. Yani. Erdoğan kazandı. AK Parti çoğunluk sağladı.
Ne değişecek o zaman? Daha radikal önlemlerle, önümde bir 5 senem var der. Yani daha radikal önlemlerle daha yeni bir yapılanma oluşur, yeni bir bakanlar kurulur. Şimdi de 4 senem var der. 4 senem, 3 senesi var tabii şimdi var da. Yani bilmiyorum yani, ben böyle bir izlenim uyanıyor. Aldığım duyumlarda bir erken seçim yoksa olacak. Yoksa yayıncılar için olarak seçimi istemiyor değil mi? Bizim için iyi tabii. Yani İşlerimiz hareketleniyor. Aday da çıkıyor, kovuluk evet. Alıyorsun sen bir süre. İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi ikinci oturumunu, Ağustos ikinci oturumunu Bergama'da Asklepion'da Eylül'de de Dikil'de yapacak herhalde. Çandarlı Kalesi'nde Dikil'de özelde. Dikil'de belediye herhalde başkanı kıskanmış hemen hemen, o da ayarlamış. Aman yapsınlar yapsınlar. Yapsınlar da somut iyi bir şeyler çıksın. Ama öyle kuru kuruya değil. Bakın Bergama'dan ne çıktı? Bergama Zeus Sunağı'nın geri istenmesi konusunda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin el atması işe sağlandı. Dikili de kayda değer bir şey koparsın. Madem Çandarlı Kalesi'nde yapılacak, değil mi? O da bir şey koparsın ki. Tabii orada bir takım yatırımların Dikili'de yapılması konusunda bir kararlar alınabilir tabii yani. Ne ifade etti Bergama da yapılması, İzmir Bergama'nın yani büyük bir tanıtımı oldu bu bir. Bir İzmir abazında büyük bir tanıtımı oldu. Yani Bergama'ya hiç gelmeyen meclis üyeleri ilk kez geldi. Yani bazıları. Bu kamuoyunda İzmir basında çıktı bunlar. İzmir'deki evet. İnsanlar yani çok yakın olmamıza rağmen İzmir'den daha hala biz yeterince yerli turist çekemiyoruz tabii. Yani o açıdan bir şey oldu, avantaj oldu bence. Bir de tabii Zeus Sunağı önemli bir unsur. Bergama yani seni çağırıyor da faydalı olmadı mı o proje? Oldu aslında. Kısmen oldu yani. Biraz taşıma gibiydi. Yani oradan işte insanlar ücretsiz otobüslerle taşındı. Geliyor da insanlar geldikten sonraki durum da önemli. Geldi. Pazar günü getirdiler. Geliyor ama millet açık lokanta bulamıyor. Yani şey değil. Millet açık lokanta bulamadı pazar günü. Bulamadı. Örnek. O sıkıntı yaşadı. Yani onun altyapısını oluşturup öyle şey yapmak lazım. Bergama bizi çağırsın. Bergama bizi çağırsın da. Gelsin insanlar da. Yani esnaf şimdi şikayet ediyor. Biz diyor para kazanamıyoruz diyor turizmden. Ticaret odası, belediye böyle bir Mehmet Güneş'te Fikret Türkmen daha hala devam ediyor da. Fikret Başkan böyle bir şeye girdiler, projeye girdiler. Esnafın kendini yenilemesi lazım. Tabii yenilemesi lazım. Ama pazar günü geliyorlar. Esnaf dükkan açmıyor. Lokantaya git, kaşık çatal koyuyor önüne. Bıçak da konulması gerektiğini bilmiyor daha tabii, esnaf. Tabii. Daha bu en basit örnek. Tabii. Daha esnafın kendini kaşıkla şeyi çatalla birleştirip daha, şeyi kesme, daha eti kesmeye bunu çalışıyorsun. Bunu vakit herhangi bir lokantaya çok nadir, tamamına yakını dediğim gibi. O şekilde tabii. İstemeden daha bıçak gelmez. Alfabenin A'sından başlayacağız. Yani kendimizi de yenilememiz tabii lazım. Git. Hepsinde aynı tür yemekler var. Bir tanesi de mesela farklı bir şey yapıyor. Mesela şeyi kaybetti. Biliyorsun şey oldu. Düşürdük galiba bir şey. Dur. Ben alayım. Dedim bu, ne patladı acaba? Bomba patlamadı herhalde. Evet, şunu şöyle ittirelim. Tamam, yiyeceğimize koyalım onu. Ne diyorduk? Yani Ayvalık mesela şeyden canlı çok canlı kazalarıyla birlikte bazen bugün karşınızdayız. Evet. Biliyorsun Midilli hattında Ayvalık gerçekten çok para kazanıyor. Midilliler çok geliyor oraya, Yunanlı turistler. Orada da sık sık gemi seferleri var. Bunu Dikil'de de yapmak istedi. Fakat esnafın altyapısı hazır değildi. Ben Ayvalık'a gidip orada özel haberler yapmıştım mesela bir dönem. 2003-2004'lü yıllarda. Ayvalık'ta 10 yaşındaki çocuk bile şey biliyor, Yunanca biliyor, Rumca konuşabiliyor. Yani öyle bir şey var. Yani o şeyi hazırlamışlar, esnaf onu hazırlamış. Ne satacağını, ne alacağını, nasıl satacağını, Yunanlı turistin bunu nasıl götüreceğini. Bunları hep şey yapmışlar. Yani kendilerini geliştirmişler bu konuda. Yani ama Dikili bunu mesela yapamadı. Geldi Yunanlı turist pazarı açtılar, bir şey bulamadı. Bergama'ya geldi, gitti, gezdi. Kesildi yani şey değil. Yani turist olmayınca Dikil'de gelmeyince. Dikili'de bir şey bulamadı değil mi? Bulamadı. Turist olmayınca gelmeyince. Biraz şey yapmaya çalıştılar, fiyatları getirmek yukarı çekti. Getirmek yetmiyor, getirdikten sonra orada da bir altyapı sağlamak altyapı lazım. Yani adam aradığını lazım. Bulmak zorunda orada, yani gelen yabancı aradığını bulmak zorunda. Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi değil, Bergama Belediye Başkanı da bu Zeus Sunağı'nın geri istenmesi konusunda hükümet nezdinde çalışmalara girişim başladı. Yayınlanan bültende de okuduğumuz gibi tabii her koldan harekete geçirmesi tabii, son tabii, derece çok faideli. Çünkü bu Bergama'nın bir değeri yani 14 yıl boyunca bu Almanlar'da hükümet el atmazsa olmaz. Çünkü bu bakanlık nezdinde zaten Büyükşehir Belediyesi de yani gidip Almanya'da bunu Turizm Bakanı'yla görüşecek hali yok yani veya Almanya Şansölyesi'yle ben buna şey bakıyorum yani olur olmaz mesela ama Bergama'nın tanıtımı reklam olarak tabii, bakıyorum. Tabii reklamı. Birkaç gün boyunca İzmir gazetelerinde bu haber yer aldı. Ben baktım yani şey değil. Daha da bundan sonra gelişmeler oldukça yer alır. Bu konuda tabii Sefa Taşkın da bir sunum yapmış. Sefa Taşkın'a da buradan teşekkür etmek lazım. Çünkü çok mücadele verdi o belediye başkanlığı döneminde. Sefa evet haklısın. Aklıma ne geldi? Zeus Sunağı ya.
O sunumda da yer aldı. İşte Bergama Zeus'u biliyor diyor işte. Zeus emlak var, Zeus bakkal var, Zeus şu var, Zeus bu var, Zeus giyim var değil mi? Evet. Orada sunumda sen de izlemişsindir. Ben hafta sonu Çanakkale tarafındaydım. Bizim köye gittim. Evet, biz evet. O taraflıyız. Bayramiçe de gittim. Bayramiçe bağlı bir köy. Ana hı-hı. tarafı o köyden. Ne gördüm biliyor musun? Zeus büfe. Ha, ne güzel. Bayramiçe'de evet. Zeus büfe. Dedim Zeus'u nereden biliyorlar? Köydeki akrabalardan birine. Valla bilmiyorum dedi. Demek ki bak orada da varmış Zeus büfe. Sadece evet. Bergama, Bergama değil. Yani bu Zeus eski Bergama kralıdır. Bir şey, bir tanrı yani şey Zeus antik Yunan'da. Tabii bu antik din Çanakkale'ye, Gelibolu'ya yani işte Miles'e kadar şey yayılmış bir din. Orada tabii eski antik bir din olduğu için Zeus tabii şey bu Zeus adına büyük tanrıların tanrısı. Neymiş? Biz bakamazmışız. Zeus Tunağı'na. Kendileri çok iyi bakmışlar. Dünya Savaşı'nda bombalatmışlar Ruslara. Yerinde daha iyi olur. Niye bakamazsınlar? Türkiye'yi birçok kaçırmasaydınız siz Türkiye'ye bunlara rahat bir şekilde bakardınız. Nereden biliyorsun bakamayacağımızı? Ver bakalım. Türkiye'deki sit yasaları daha da katı yani şey değil. O vermemek için bahane yani. Siz hani Kılıçdaroğlu şey demişti hatırlıyor musun? O şeye benziyor. Muharrem İnce'ye sen genel başkanlığı yapamazsın. Ben sana o yüzden vermeyeyim diye bir söylen söylemişti. Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Adam bir denesin yapacak mı yapamayacak mı? Sen kendisi falcı mısın? Memuriyetten geliyor. Öteki 15 yaşından beri siyasetçi. Nasıl yapamıyormuş? Nasıl yapamıyor tabii. Oy alır mı Muharrem İnce? Alır parti bence. Kurarsa, alır. Kılıçdaroğlu'nu hariç bütün CHP'ye oy verenler ve CHP'liler Muharrem İnce'nin kurduğu partiye oy verirse Muharrem hiç bölünme falan olmaz. Olmaz. Niye bölünme olur diye korkuyorlar. Bak nasıl pratik mantık bulduk hemen değil mi? Şimdi ben merak ediyorum yani CHP amblemi olmasa veya işte MHP amblemi olmasa bu amblem altında birleşmese. Yani Kılıçdaroğlu yeni bir parti kursa tek başına kaç oy alır acaba Türkiye'de? Kılıçdaroğlu evet. çıktı bir parti kurdu yani Tayyip Erdoğan gibi çıktı. AK Parti gibi bir parti kurdu. Yani evet. kaç oy olur sence? Kaç oy olur? Yani yüzde kaç? Bak. Yüzde kaç olur? Azalır demedik ha. Hemen kızmayın. Ya kaç olur diye sorduk. Bilmiyoruz. Yani şimdi orada bir miras var. O Atatürk'ün bir partisi var orada. Bir miras var. Yani bunun çok önemli isimler genel başkanlığı yapmış. Ya yani burada bir onur şeref aslında oranın genel başkanlığını yapmak. Atatürk'ün oturduğu koltukta oturuyor. Tayyip Erdoğan için de miras diyecek olanlar olabilir ama oyu sadece Refah kanadından almadı. Yalnız tabii Tayyip Erdoğan merkez sağ evet. açtı partiye. Aynı şeyi Kılıçdaroğlu bir parti kursun diyorsun. Merkez soldan soldan ne kadar oy alacak bakalım. Yani bir görelim evet. yani kursun görelim. Muharrem İnce iddialı. %9 benim oyum vardı ya. Çıktı söyledi. Yani %9 ki oyum. Ki almışlığı da var. Evet yani %30 oy aldı. Evet. CHP'nin o %22-23 iken yani kamuoyu araştırmalarında veya bir önceki seçimde evet 23 iken Muharrem İnce aday oldu. Ki bölündü yani. Meral Akşener de adaydı. Önemli HDP adayı da vardı. Aslında. Kılıçdaroğlu yani, kaç oy aldı? Kaç yani? Oy alır? Evet. Yani. Mesela Davutoğlu kurdu. Yani cesaret bunlar. Yani onu da, onu da göreceğiz. Ali Babacan kurdu. Kaç oy alacak? Yani onu da göreceğiz. Bir partiyi kurup yani iktidara taşımak öyle kolay bir iş değil. Evet. Halkta büyük bir karşılığınız olması lazım. Hem çünkü Türkiye'de lider çok önemli. Yani liderler gerçekten çok önemli. Bak yani Menderes, işte Demirel, Özal. Yani bunlar Sağıt. Şey yapan liderler. Ne diyor Erol Mütercimler? Türkiye'de liderler tesadüfe bırakılamaz. Tesadüfe bırakılamaz doğru söylüyor. Bu uzun uzun konuşulması gereken evet, bir konu evet, aslında uzun ama. Uzun konuşulması Erdoğan işte. Mesela çok güçlü bir lider. Yani tabii aldıkları oyda %40'ın üzerindeydi. Yani Menderes'in de öyleydi. Demirel de, Özal da yani %40'larda oy aldı biliyorsun. Şeyde Tayyip Erdoğan da. Lider geçti. Başka bir şey. Genel başkan. Başka bir şey maalesef. Maalesef. Genel müdür başka bir şey. Genel müdür o bürokraside. Ayrı konu. Bürokraside çok bulunuyor ondan genel müdür. Yok, birini kastetmedim ben. Bakanlıkta onlarca evet. yüzlerce var. Ve bir fabrikanın arazisi tescilli mi değil mi kavgası var. Yani Hızır idi Yunus idi var ya gazlarda. Öyle oldu. Karadeniz'de tescilliydi tescilsizdi. Tescilliydi tescilsizdi. Geçen gün önceki belediye başkanı Mehmet Gönenç konuğumdu. Ne dedin Mehmet? Ya bir şey ya tescillidir ya tescilsizdir konusu geçti. Tescilli olduğunu iddia henüz tapuya işlenmemiş oluşunu belediye yönetimi tescilsiz müracaat yapılmış işlemler devam ediyor koruma altına alınmış bu tescil demektir de muhalefet savunuyor. Anladım. Enteresan bir durum. Tescilli olursa herhalde devri zorlaşıyor değil mi? İfraz yapılması İfraz suç hale geliyor. Suç dolayısıyla İYİ Partili üye Olga Hanım'ın yaptığı suç şey duyurusunun konusu da CHP bu. CHP de yaptı herhalde. Ecevit Bey de. Ecevit o Cembal'da. Şey için. Devri için mi?
devri için galiba. İflas yapılmasındaki suç konusunda da Olga Hanım geçen gün o yaptı. Yani aslında avukat Olga Hanım hazırlıyor, ediyor her şeyi. Diğerleri hazıra konup diğerleri imza atıyor. Ayrı konu, neyse artık kendi aralarındaki mevzu. Ne var ne yok başka Rıdvan abi? Vallahi ben şu bir sağlık çalışanlarıyla görüştüm ama onlar biraz sıkıntıda. Biliyorsun Türkiye'de bir pandemi sürecinde sağlık çalışanlarına çok görev düştü. Görev şehidi de oldu. İkinci dalgada da gelebilir. Yani çok kötü olmasa da öyle bir ihtimal var. Şu benim pek inanmadığım korona. Şimdi sen inanmıyorsun ama devlet biliyorsun hükümet şey yaptı. 3 ay boyunca tavandan ödeme yaptı pandemi sürecinde işte Nisan, Mayıs, Haziran aylarına. Daha sonra bu ödeme kesilmiş. Sağlık çalışanlarının da maaşları özellikle doktorların çok yüksek değil. Hastaneden aldıkları döner sermaye diye bir şey var. Bir metot icat edilmiş. O metottan şey alıyor hastanelerden. Şey alıyor, para alıyor şeyler, doktorlar herhalde baktıkları hasta sayısına göre bunlar tespit ediliyor. Bu rakamlar da 2000 ile 8000 arasında değişiyormuş yani maaşın ek maaşı 3-4 bin liraymış, 4000-4500 lira civarındaymış. 2000 ile 8000 arasında doktor ekstradan ay boyunca. Şimdi gelirler de düşünce hastaneye kimse gitmeyince devlet hastanelerinde de doktorların sıkıntıları artmış. Yani doktorlar sırf değil de hastanelerin orada işte çalışan teknikerlerin, hasta bakıcıların bir takım gelirlerinde azalma olmuş. Bu konuda şeyler tabii. Bu şey mi, gelirleri mi düşmüş? Tabii gelirleri düşmüş. Devletimizin büyükleri bunu göz önünde bulunduracaktır. İnşallah. Evet. Yani bunu da biz buradan şey yapmış olalım. Çünkü onlar da zor süreçte görev yapıyorlar. Hepimize sağlığı onlara emanet. Evet, evet. Geçen gün gidiyorum. Çok sevdiğim emekli öğretmen birisi beni durdurdu. Hep zaman zaman böyle Bergama meseleleri konusunda istişarede bulunuruz kendisiyle. Eski CHP'lilerdendir, hala da CHP'li ya. Ben dedi dört nolu sağlık ocağına gittim dedi Bergama'da. Evet. Ya yaklaştırmıyorlar zaten, güvenlik şeridini çekmişler dedi. Sıcağın altında 15-20 dakika bir bekledik. Evet. Ondan sonra içeriden bir alkış, gülüşmeler falan, birinin doğum gününü mü kutluyorlar, ne yapıyorlar? Ya tamam, sağlık çalışanları başımızın tacı da vatandaşı da sıcağın tabii altında bekletmek doktor çok... diyor, niye şey, doktora dedim niye bizi içeride burada bekletmiyorsunuz? Doktor, ama yasak işte, tedbir medbir, yani bu kadar çok korkuyorsanız niye doktor oldunuz? Tabii o da var yani. Yani doğum gününde kutlanmaz tabii değil mi? Çok, mesai saati dışında yani kutlanıyor. Yani öyle bir iddia yok da bir alkış malkış sesi gelince acaba ne oluyor içeride dedim diyor. Bu fikir yürütüyoruz burada. Şeyi var, vatandaşın bazen böyle şeyi de, şikayetleri de oluyor. Oluyor tabii. Yani çok korkuyorsak bu kadar doktor... Asker olmayalım yani. Tabii yani sonuçta bunlar ölümle karşılaşıl. Evet, tedbirimizi alalım ama fıtratında var vatandaşı yani. Da güneşin altında çatır çatır sıcakta da bekletmenin koronadan değil beyin kanamasından gidecek adam. Hı. Yaşlı zaten. Ona da gerek yok yani. Söylerim senin derdini yayında dedim. Yeri gelmişken yapmış, senin sağlık çalışanı sağlık deyince şey söyleyeyim dedim. Sağlık çalışanları tamam çok seviyoruz da biraz da dikkat edelim bazı şeyler. Dikili'de ne var ne yok lütfen abi? Dikili'de önce ben kına geldim. Domates ne oldu senin? Çok sıkıntılı sen ya. Sen araştırma yapıyordun. Yani domates 30 kuruşa düşmüş yani kilosu. Tabii maliyeti bile... 31, 35 mi? 30-35, 38 kuruş diyen var. 30 kuruş, 35 kuruş. 30-38 kuruş arasında değişiyor. Geçen gün yani. Haberlerde döküyorlardı. Domates. Döküyorlar yani. Çöpe mi atıyorlar? Tabii tepki yapıyorlar. Tepki yapıyorlar orada. Sembolik bir dökme yaptılar herhalde. Evet. Şey yaptılar çünkü çiftçi kurtarmıyor yani bunu, maliyetler çok yüksek. Ben bazı üreticilerle görüştüm. Bunun çaresi sözleşmeli tarım. Devletin sözleşmeli tarımı mutlaka teşvik etmesi lazım. Yani nerede, ne kadar ekilecek, Türkiye'nin neye ihtiyacı var onun bilinmesi lazım. Geçen sene domates fiyatı yüksekti. Devlet planlama teşkilatı yani. O planlama teşkilatı kaldırdı ama buradaki ilçe tarım müdürlüğü ne yapar? Yani İlçe tarım müdürlüğü ne yapar? Ziraat odasına da görev düşer. Yani ziraat odasında bu konuda şey yapması lazım. Yani koordinasyon içinde olması lazım. Neden? Çünkü yani... Kooperatif mi kurmaları gerekiyor? Hem kooperatifleşme hem sözleşme tarım. Şimdi biliyorsun domatesi burada şeyler alıyor, firmalar alıyor. Ama çok ekilince bu sefer arz talebi geçince adam fiyatı düşürüyor. Yani elinde mal var yani çok mal olunca bu iktisatın şeyi. Karşısına dikilebilen bir kooperatif yok ki. Kooperatif yok. Bireysel olarak bir gidiyorlar. Bir de devlet sözleşmeye tarıma destek olsa dese ki Bergama'da ne kadar salça fabrikası var? Şu kadar 10 tane salça fabrikası var. İşte ne kadar şey ekilmesi gerekiyor?
5000 dönüm veya 20000 dönüm domates ekilmesi lazım. 20000 dönüm domatesi sözleşmeli olarak yapacak. Alım garantisiyle diyecek ki yani gidin kardeşim siz şeylerle ve bu noter onayı olacak. Öyle böyle helvacı kağıdına falan derler ya, değil de noterden devletin de taraf olabileceği, devletin de haklarını şeyin üreticini koruyabileceği. Alım garantisi. Alım garantisi. Alım garantisi dışında parayı alma garantisi yani. Tabii yani çünkü biliyorsun köprüye geçiş garantisi veriyorsun da domatesi niye alım garantisi vermesin? Niye? Çünkü şey yani alıp böyle çek verip ödemeyen şeyler de gördük, tüccarlar da gördük. Çok mağdur olan insanlar da var. Bak şimdi pamuk geçen sene fiyatı düştü. Çok düşüktü. Bu sene pamuk ekilmeyi ithalat patladı diyorlar. Pamuk ithalatı patladı. Pamuk ekilmeyince. Yani bu iktisatta genel bir şey vardır. King yasası, tarımsal fiyatlar bir önceki döneme göre hareket ettiği için yani şeyler, ekimler de ona göre yapıldığı için sıkıntı buradan kaynaklanıyor Murat. Yani seneye mesela insanlar bu sene pamuk fiyatı yüksek gidecek. Onun için seneye pamuk ekecekler bol bol. Pamuktaki şey yaşan sıkıntı, domatesteki sıkıntı pamukta da yaşanacak. Yani burada hem kooperatifleşme hem devletin sözleşmeli ekimi planlama teşkilatının yeniden aktifleşmesi tabii şart. Mutlaka bence. Şey, tarımsal planlamanın olması lazım. Yani şey devlet değil. Planlama teşkilatını ne olarak görüyorlar? Bir şey çıktıydı geçmişte. Devlet planlama teşkilatı komünist bir kurumdur diye planlıyor. Yok yani öyle bir şey değil yani. Kul bu, planlıyor ya hani. Şurada şu yetişecek, yani burada bir yetişecek. Ülkelerde de var mesela. Herhalde öyle düşünmüyorlar. Hollanda yani sermayenin en yoğun olduğu ülke yani. Kapitalizmin yaşandığı bir ülke. Hollanda sosyalist değil. Yani Belçika sosyalist değil. İngiltere sosyalist değil. Ama bu, var değil mi devlet planlama, devlet planlama teşkilatı ve bu sözleşmeli ekimler var. Bu planlı ekimler, dikimler var. Bu şeyde çok önemli olması lazım. Yani arza talebe bırakılmamış. Çünkü çiftçi bilemez. Geçen seneki fiyata bakar. Domates fiyatı coşmuş der. Bu sene ben de ekeyim der. Kimin ne ektiğini bilemez ki. Ama sonra bu bölgede kardeşim 10 tane salça fabrikası var. Bundan alım kapasiteleri bu kadar. Türkiye'nin de salça tüketimi şu kadar. İhracat potansiyeli şu kadar. Onları planlarsan bölge bölge. Dersin ki Bergama'da 20 bin dönüm ekeceksin. 20 bin dönüm çiftçiyi ektiği zaman dur dersin. Yani 21 dönüm, 21 plansız bin dönüm ektiği. Olur mu ya? Olmaz. O olmadığı için çiftçi saçma mağdur durumda kalıyor. Şu yayını yapmak için bir plan yapıyoruz. Dünden arıyorum Rıdvan abiyi. Yarın tabii program yapıyor muyuz diyorum. 11'de mi başlıyoruz, 9'da mı başlıyoruz, hangi konulardan konuşacağız, şu vakit gireceğiz, bu vakit. Yani, en basit yayın bile program yani gerektiriyor. Yani Tarım Bakanlığı çok geniş bir teklifti. 100 bin üzerinde personel milyonlarca var. Milyonlarca insanın etkileneceği ekimden bahsediyoruz. 150 bin üzerinde personel var Tarım Bakanlığı'nda çalışan. Ziraat mühendisleri, teknik elemanları, tarım ilçe müdürlükleri, il tarım müdürlükleri, tarım ihracat genel müdürlükleri, orman genel müdürlükleri. Yani çok geniş bir şey. DSİ var, bağlı kurumlar, birçok kurumu var. Ama DPT yok. DPT yok, planlamıyor. Tarım Bakanlığı tabii bunu planlamayacak. Devletin bir ortak aklı olsa, Türkiye'deki sanayi üretimini, tarım üretimini planlasa çok daha faydalı olur bence. Evet. Olur inşallah. İnşallah olsun da yani bu insanlar 30 kuruşa domateslerini şeye dökmesinler. Çöpe dökmesinler. Çöpe dökmesinler. Yani yazıktır, günahtır yani şey değil. Bunun Türkiye'de hal yasası çıkılması gerekiyor. Mesela siyasi mülazalar nedeniyle çıkarılamadı hal yasası. Hal yasasının çıkarılması lazım. Yeni bir hal yasası. Hal yasası çıkmıyor. Siyasi partiler yasası çıkmıyor. Yani, basın yasası çıkmıyor. Basın yasası. İşine gelen yasalar çıkıyor. Mesela vergi affı çıkıyor birilerine. Vergi affı önemli olan yasalar çıkıyor. İmar affı şeyi çıkıyor. İmar barışı. Geçen gün 17 Ağustos'ta az önce broşürleri kaldırdım masadan. Depremcilerle sohbet ettik. İki uzman da telefonla bağlandı. İmar barışının kaçak yapıyı ne kadar meşru hale getirdiğini ve bunun nasıl felaket olduğunu anlattı. Ona geçiş yapalım oradan. 17 Ağustos'u geride bıraktık. Büyük felaketin yıl dönümünü. Ama uzmanlar diyor ki benim sorum üzerine akıllanmadık. Ne devlet bazında ne de kişisel olarak akıllandık. Örnek 1939'da Dikili'de büyük felaket olmuş değil mi? Onu büyük deprem okumuştuk olmuş. Biz burada. Okumuştuk. Onu ben o programda tekrar yayınladım. Dikili'de olduğu için Dikili'den bahsediyorum. Dikili Afet Komisyonu. Kimmiş başkanı bilmiyorum. Öyle bir komisyon varmış. Dikili Afet Komisyonu ne yapıyor mesela? Depreme nasıl hazırlanıyor? 60 senelik periyotlarla deprem beklenmiyor mu? 81 sene mi olmuş? 81 sene olmuş. Her an olacak diye bekleniyor uzmanlar. Bu komisyonlara da ben böyle hani tamam yani. Ne yapıyor? Yani. Türkiye'de bir görevden bakalım. Kaçmanın şeyi komisyon kurmak. Oraya havale etmek. O komisyonda şey yapmak. heder etmek havale. Yani. Komisyona havale ettin. Bir şey çıkmıyor. Yani biz komisyon kurduk işte.
Ya sen yetkilisen, kaymakamsan, belediye başkanısan yap bunu. Yani komisyon kurmana ne hacet var? Belediye meclis üyesi mi varmış başında? Bürokratları topla yani bunu şey yap. Dikili Belediyesi, Bergama Belediyesi, Kınık Belediyesi depreme hazırlık konusunda neler yapıyorlar bilmek istiyoruz. Bunu vatandaşlarımızla paylaşalım lütfen. Bakın 17 Ağustos'u bir kez daha idrak ettik geçtiğimiz gün. Büyük felaket bu bölgede bekleniyor. Bekleniyor tabii. Kili'de, Kili merkez üssü olan bir deprem bekleniyor. Uzmanlar söylüyor bunu. Ben ödürmüyorum. 6.5'unda üzerinde bekleniyor. Bekleniyor. 60 senelik periyotta olurmuş. Tabii. 80 sene oldu. 80 seneyi de geçti. Tabii 82 sene oldu. 38'de oldu. Ama daha örnek Dikili Belediyesi'nin bu konuda hazırlıklarını bilmiyoruz mesela. Hiçbir belediyenin yok. Yani Dikili Belediyesi'nde yoktur herhalde. Yani Dikili Belediyesi. Yapsınlar bir zahmet canım. İlla ki o beton tepene çökünce mi? Tabii. Biz öyle oluyor. Yani. Yalova'da, şeyde, Gölcük'te yaşanan depremleri gördük yani. Felaket, on binlerce insanımızı kaybettik. Ondan sonra anladık bir şeyleri ama yani gene de akıllanmıyoruz herhalde. Arıtma Dikili'de 2024 programına alınmış. 2024'e kadar Dikili'yi tekrar ne götürecek? Ne götürecek? Ne götürecek? Değerli izleyiciler, siz anladınız efendim. Burada onu zikretmeye gerek yok. Seçimden önce mi, seçimden sonra mı? Aa bak onu bilmiyorum. 2024'te değil mi seçim? Seçim var 2024'de Mart'ında normal şartlar. Öyle dedi burada muhalefet geçen gün. İzmir Büyükşehir bunu 2024 programına almış. Adil Başkan bir dönem daha açtı herhalde o arıtma için. Öyle yani mi? O şimdi 3 aylık bir dönemde 2024. Tamam verdik gitti. Verdik gitti. Adil Başkan bir dönem daha yapsın belediye başkanlığı. Kimi eleştirir? Bir dönem daha eleştirir. Bir dönem daha... Muhalefetin de orada iktidar olacağı yok zaten. Dikil'de biliyorsun CHP'nin içinden CHP'nin içinden çıktın mı şeysin orada. Önemli olan CHP'de aday olmak. CHP'de aday olmak ve onu ben çıkarım. Hala merak ediyorum abi. 12 tane mi aday adayı vardı? Çok vardı. Bir 12, 17 12. tane vardı Mustafa Tosun'da. Bu seçimde 12 tane 12 vardı. Tane değil mi? Şimdi bu gülünecek mi, ağlanacak mı, utanılacak bir durum mu? Parti meclisine geliyor adaylar değil mi? Orada evet. MYK'dan bir tane çıkıyor. Bir tane. İki tane çıkacak hali yok. Aday bir tane olacağına göre. Peki parti meclisine 12. Hadi birkaç tanesini de eledin. Ya 3-4 tanesinin bari gelmesi gerekmez mi? Tabii. 3-4 tanesi bari gelip de bir tanesi çıkacak ya. Bir tane gelip bir tane çıkıyor. Dikilden öyle oldu. Ne döndü orada CHP Genel Merkezi'nde? O Muharrem İnce'nin o çete dediği, şey Genel Merkezi'de hakikaten var mı acaba? Dikili Belediye Başkanı oradan nasıl bir tane girdi bir tane çıktı? 3-4 tane bari aday adayı gireydi de. Yine o çıkaydı evet. Tamam bak 3-4 tane girmiş de hadi bunu seçmişlerdi. Yani, bir tane girdi bir tane çıktı. Şansa bırakmamış yani. Nasıl bağladın işi be mübarek? Bravo vallahi büyük siyasetçi ya. Nasıl bağladın işi? Değil mi? Ben bir Adil Kurgaz'ın dostuyla görüşmüştüm. Yani siyasete biraz bulaşmış. Sen röportaj yapıyorsan aslında tebrik et benim için. Adil Kurgaz'ı da çok iyi tanıyor. Ben dedim Adil Başkan dedim aday olur mu o zaman? Adil Bey dedi kazanmayacağı bir işe kesinlikle girmez dedi. Yani garanti ben diyorum dedi. Küçük Tayyip diye. Bak Tayyip Erdoğan garanti demiştir dediler bana o zaman. Her yani. Şey uyuyor efendim. Sen parmak uyuyor. Kazanmayacağı seçime girmeme durumu uyuyor. Küçük Tayyip. Tebrik ben başarıyı tebrik ederim abi. Başarılı adam yani orada. Evet. 12 kişiden bir tane gir bir tane çık. Büyük başarı. Siyasette de çok öyle geçmiş yok. CHP'de biliyorsun şeyde Alap kökenli olduğu söyleniyor. Oradan gelmiş. Karıştırma. Yani, o önemli değil yani. Alaplılar kimisi AK Parti'ye gitti, kimisi CHP'ye gitti. Çok önemli değil de. Yani bir yerden gelmiş de. 5 yıl şey yaptı, meclis üyeliği yaptı. Ona rağmen siyasette çok çabuk hızlı yükseldi Adil Bey. Ridvan abi. Yani başarılı tebrik etmek lazım çok, kendisine. Dikilden var mı şeyde? Çok var da. Sonra problem. Diyorlar çok eleştiriyorsun falan. Dün yine mevzusu geçti. Ya diyorum biz iş bölümü yaptık. Ben olumsuzları söylüyorum. Ben olumluları söylüyorum. Olumlu söylüyoruz biz de işte. Olumları da söylüyoruz başka. Değil mi? Başka bir şey var? Dolu. Aslında da hangisinden başlasak? Dikiliyle mi? Ne oldu bizim kaçak tuvalet? Vallahi bilmiyorum onu. İçine? Edilmeye devam ediliyor. Yani hizmet vermeye devam ediyor mu? Tabii yani hizmet vermeye devam ediyor. Tamam, evet. Onu sordum, merak ettim. Meclis üyeleri şöyle yapamaz mıydı? Bunun için bir önerge bile vermemişler bak. Muhalefeti de eleştirelim biraz, hep başkanı değil. Dikili Belediye Meclisi toplanmıyor mu arkadaş? Toplanıyor değil mi? Evet. Muhalefet nasıl yazılır bilmiyorum da literatüre tam uygun. Dikili işte belediyesi meclis başkanlığına... Bilmem hangi adada, bilmem hangi parselde neyse o benim uzmanlık alanım değil. Şu betonarme yapının
ruhsatlı olup olmadığının tarafımıza bildirilmesine. Şu meclis üyesi, bu meclis üyesi, şu meclis üyesi altına imza. Bir kağıt veremediniz mi? Size onu kanunen cevaplamak zorunda. Hangi gün kadar sayı içinde neyse 15-20 gün, bir ay cevaplamak zorunda. Tabii. Bir tane meclis üyesi şu yaptığınız betonarme yapı şuradaki ruhsatlı mıdır, değil midir, kaçak mıdır, değil midir meclis başkanlığına diye veremediniz mi? Verdiler mi yoksa ben mi? Yok, vermediler. Ben herhangi bir şey hatırlamıyorum. Atıp ben. Tutuyorlar. Buyurun. Ama hiç iş resmiyete geldiği zaman yok. Çok eleştirdim. Muhalefet de korkuyor herhalde. Yani acil başkanlığı. Korkmasın canım. Niye korkuyor? Korkmasın. Kimse korkmasın kimseden. Var mı ekleyeceğin bir şey? Yok Murat. İyi yayınlar dilerim sana. Seyircilerimize de iyi haftalar dileyim. Haftanın ortasına geldik gerçekten. Evet. Bu deprem çok önemli. Deprem şeyi. Dediğim gibi bu domates yapmamız de lazım önemli. Depreme hazırlık konusunda. Tusoyer orayı ziyaret etti biliyorsun. Kurutma tesis ve salça fabrikası kurulacak ama tabii orada daha çok bence kooperatifleşme önemli. Yani büyük bir kooperatif. O da önemli. Deprem konusu da önemli. Bak Dikili gibi bir tane belediye personeli hariç orada da var mı bilmiyorum. Bir kişi Ajlan Bey, bir kişi o eğitim almış. Evet, orada. Evet. Deprem olduğu zaman Dikili'de veya Bergama'da neyse hazır yetişmiş personel lazım. İzmir'dekini beklersek olmaz. İzmir'deki oradakini kurtarmaya başlayacak zaten. İşte yani şey uzman dedi ki gönüllü bir kadron oluşması lazım. Gönüllüler ordusu oluşması lazım. 150-160 bin yapı çökecek İzmir merkezli deprem olduğunda dedi. Öyle. Çok kötü fecaat bir şey yani. Yani bu konuda uyuyoruz. Yetkililer uyuyor, kusura bakmasınlar. Çok teşekkür ediyoruz teşekkür bizi izlediğiniz için. Ben. Sana da değerli izleyicilerimize de bir sonraki programda tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın. Ege'de sonses.com